Herkese selamlar. Yepyeni bir videoda yine karşınızdayım. Bugünkü konum yüksek lisans. Yaklaşık 3 ay önce yeni medya üzerinden yüksek lisansımı tamamladım. E, bu süreçte yani 2 yıl, yıl gibi geçen bu zaman zarfı içerisinde neler yaşadım, neler yaptık sizlere bunları anlatacağım arkadaşlar. E, yüksek lisans yapmayı düşünenler özellikle bu video ile ilgilenir diye düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda anlattıklarım üniversiteden üniversiteye, bölümden bölüme ve hatta de... tez danışmanından tez danışmanına bile değişiklik gösterebilir. Ben öncelikle lisansımı bitirdikten sonra e, yine aynı kendi üniversitemde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Yeni Medya Bölümü üzerinden yüksek lisansa başladım. İlk yıl tamamen normal lisansla gördüğümüz gibi dersler gördük. Biraz daha ağırdı diyebilirim. Evet. E, kuramcıları daha çok ...derste ele aldık. Onları yorumladık. Ve tabii ki de bol bol makale ödevi yaptık. Makaleler çok önemli. Çünkü makaleler bizim e, yazacak olduğumuz tez için... E, ...bence önemli bir adımdı diyebilirim. Makale yazarken e, özellikle dikkat edin. Mümkün olduğunca kaliteli içerikler çıkartmaya çalışın. Çünkü bir yerden sonra sizin seviniz olarak geri dönebiliyor size makaleler. Hele de bir dergide yayınlandıysa. E, unutmadan bizde mesela şöyle bir şey vardı teze yani tez yazmaya başlamada önce bir tane yayınlanmış bir makalenin olması gerekiyordu ve bu hani bunu sonraya bırakırsanız tez döneminde bayağı bir zorlanırsınız. E, biz öncelikle dersleri verdik. Mümkün olduğunca hani birazcık zorlansak da çalışma hayatının yanında bir de akşam ders alıyorduk biz. E, bu birazcık bizi zorladı ama yine de elimizden geldiğince gayret edip ödevlerimizi, sunumlarımızı, makalelerimizi başarılı bir şekilde verdik diyebilirim. Bu süreçte tabii ki birçok şey öğreniyoruz, gerek hocalardan gerek kendimiz yaparken, özellikle makale yazarken, diğer makaleleri incelerken gerçekten de hani bir şeyler öğreniyoruz. Bu öğrenme aşamasında tabii ki bir hocamız bize şöyle bir ödev vermişti, bir de İngilizce makaleleri araştırın, İngilizce makaleleri el alın demişti ve yani gerçekten de İtiraf etmek gerekirse İngilizce makalenin gerçekten farkını gördüm. Çünkü ele aldıkları konular çok daha detaylı, kapsamlı, sistemli, kategorize edilmiş bir şekilde. Bundan dolayı da hani özellikle İngilizce makaleleri de dilini yani ilk etapta anlamasınız bile, translate ederek bile inceleseniz size faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra ilk yılımız dediğim gibi makale yazmakla ve derslerle birlikte geçti. Derslerin yanında sunumlar vesaire de önemli. Sunumlara da önem veriliyor. Bunları verdikten sonra ilk yılı başarılı bir şekilde geçtikten sonra tez aşamasına geçiyoruz. Biliyorsunuz ki tez aşamasında devamlılık zorunluluğu yok. Bu ilk etapta bizim için güzel olsa da aslında bir o kadar da zor. Çünkü herhangi bir devam olmadığı için dersleri vermek nasıl olsa hani ders devamlılık zorunluluğu yok, derse gitmek zorunluluğu yok diye ister istemez teze bakmıyoruz. Yani bir nevi bunu ben şuna benzetiyorum. Açık öğretimdeki ders alan öğrencilerin yani sınavı kolay kolay geçememesine çünkü bakmadığından dolayı, ilgilenmediğinden dolayı başarısız olmasına bağlıyorum. Bu da bir nevi öyle diyebilirim. Ben uzun bir müddet tezle alakalı hiçbir şey yapmadım. Son dönemlere doğru konumu belirledim. İçindekiler kısmını belirlemek çok önemli. Bu kısımda Danışman hocanın yardımı çok önemli. Çünkü o taslağı oluşturmak belki de en önemli kısımlardan bir tanesi. Onu oluşturduktan sonra bu konuda zaten e, sağ olsun hocam e, bana gerekli olan Deniz hocam bana de gerekli olan yardımı sağladı. E, ben de kendisini baya bir terlettiğimi düşünüyorum açıkçası. Çünkü sürekli yanına giderek bu konuda kendisinden yardım istedim. Bunun yanı sıra e, tezdeki olay tamamen istikrar. Evet, araştırma yapıyorsunuz, kitaplara bakıyorsunuz, yayınlanmış makalelere, tezlere bakıyorsunuz ama istikrar çok önemli. Bir kere bıraktın mı, hemen soğumaya başlıyorsun. Bu da gerçekten de e, uzun bir zaman alabiliyor. Ben de genelde öyle oldu. Ben şunu yaptım, sizlere de tavsiye ederim bu yöntemi. Her gün mutlaka bir şey yaptım. 5 satır mı yazdım, olsun, bir şey yapayım ama kopmayayım şeklindeydi ve bunu e, sürekli istikrarlı bir şekilde yaptım. Ve tezimi e, ikinci yıl bitmeden biraz zor da olsa yetiştirdim. Biraz. Benim sürecim genel kapsamda bu şekilde geçti. Ben Yandex Navigasyon e, konusunu ele sonunda, aldım. Da, tamam. Yeni medya bağlamında kullanıcı deneyimi tasarımı bakımından Yandex Navigasyon'u ele aldım. Onunla alakalı işte odak görüşmeleri yaptım. Ön test son test yaptım. E, Yandex'e gittim. Yandex'le görüştüm. E, bununla alakalı bir röportaj yaptım. En sonunda jüriye çıktım. Jüri'de de bu konuyla alakalı düzeltmeler yapıldı. Mesela Yandex'e gitmemiştim, dönüş alamamıştım. Jüri'den dönüş geldikten sonra tekrardan Yandex'e iletişime geçtim. Bu sefer dönüş yapıldı. Yapılmasaydı kullanıcı deneyimiyle ilgili olan farklı bir firma ile görüşüp onlar üzerinden devam edecektim. E, bu arada tabi alanında kullanıcı deneyimiyle ilgili olan arkadaşlarıma ulaşmaya çalıştım. Onlardan e, geri bildirimler aldım ve çalışmamı bu şekilde tamamladım. Ee, çalışmanın çalışmayı tamamladıktan sonra e, tabii ki şey de önemli. İşte kaynak gösterme, işte APA, APA'nın farklı versiyonları var. Okulda hangisi kullanıyor vesaire. Bunlar çok önemli. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne gittim. Oradan örneklere baktım, inceledim. Sonra e, spiralli bir çıktı aldım. Hocaya gösterdim. Düzeltme geldi. Bir daha çıktı aldım. Sonra bütün jüriye katılacak hocalarım için çıktı aldım, verdim. En sonunda onay aldıktan sonra gittim. Ee, mavi spiral mavi spiral değil pardon mavi ciltli sırtlı bir defter şeklinde yaptırdım. Yine sanırım iki tane çıktı aldım. Onları teslim ettim. İşte YÖK'e bildirdim web sitesinden E-Devlet üzerinden giriş yap falan. Süreç bu şekilde geçti. Ee, oldukça yorucuydu özellikle son zamanlar. Tez danışmanıyla iletişim çok önemli. Hocanın bazen yoğun olduğu zamanlara denk gelebiliyorsunuz. Hoca bazen bugün git yarın gel diyebiliyor. Hani bu gibi konuları hiç kafaya takmamak lazım kimiz yeri zaman yani yeri gel zaman ben de mesela bakıyorum her gün gidiyordum. Yani bu hem iyi bazen bilmiyorum ben de de suç olabilir hocaya bunu atmış da olabilirim bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle tezimi vaktinde bitirdim. bir de şu var tabii. öncelikle tezin de hani yüksek lisansımı tamamladım. bana kattığı şeyler var eyvallah ama bunun yanı sıra tezi yapmadan önce neden tez yapıyorum sorusunun da cevabını vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Akademik alanda ilerlemeyi düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Bu gibi konuların da hepsini bence uzun uzun uzadıya düşünmek, bu alanda olanlarla ya da olmayanlarla fikir alışverişinde bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdilik videomun içeriği bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.